Hepinize merhabalar. Sıfırdan Roblox Stüdyo'nun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kodla bir eşyanın şu properties kısmında gördüğünüz şeylerini değiştireceğiz. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle her zamanki gibi bir tane script'le başlayalım. Sağ burada. Şimdi ben bu partı ismini nesne diyorum. Şimdi ben bu nesneye kodla ulaşmam için buradan game oyun, yani buradaki tüm klasörleri içeriyor. Nokta workspace, yani burası. Ondan sonra nokta, bakın gördüğünüz gibi çıkıyor zaten. Nesne dediğim zaman gördüğünüz gibi oyundan workspace'e erişiyorum. Ardından da nesneye erişiyorum. Sonra ben bu nesnenin mesela neyini değiştirmek isterim? Mesela rengini, brick kolorunu değiştirmek istiyorum. Çünkü veya direkt kolorunu değiştir. Veya daha basit yapayım. Şimdi zor şeylere girin. Şimdi burada tam material bastığım zaman buradan materyalini değiştireceğim. Buradan ne yapabiliriz mesela? Çıktır. Dedik. Dik yapalım mesela bunun materyalini. Bakın gördüğünüz gibi brick oldu. Yani tuğla oldu. Şimdi mesela ben bunu size önceki şeylerde değişkenleri göstermiştim. Şimdi ben nesneyi bu değişkene aktarmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Yine yerini yazıyorum. Game.workspace nesne. Gördüğünüz gibi şimdi bu lokal nesnemiz, ya bu değişkenimiz game.workspace.nesne, yani yerini belli ediyoruz burada. Böylece şöyle daha kolay yapabiliriz. Mesela nesne diyelim. Nesne nokta material eşittir atıyorum glass, cam. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cam oldu. Ardından mesela bunun başka neyini değiştirebiliriz? Nesnenin mesela saydamlığını değiştirmek istiyorum ben. Bu mesela eşittir. Burada yazı yazmadığım için hatırlıyorsanız önceki videodan paranteze şu an gerek yok. 0,5 yapıyorum mesela. Buradan bunun materyalinde mesela ne yapmak istiyorum? Şey yapmak istiyorum. Cobblestone yapmak istiyorum. Ve tekrar değiştirelim. Cobblestone yapalım. Cobblestone. Ve buradan mesela bunun neyini değiştirelim başka? Nesne. Brick color. Bunu tam hatırlamıyorum ama brick color. Bu şöyle yapıyorduk sanırım. Sanırsam böyle. Black yapalım bunu. Yanlış çıktı. Tahmin ettiğim gibi. Name. Şimdi ben genelde color'dan değiştirdiğim için şöyle yapacağım. Size color nokta şimdi burada ne yazdım? Nesnenin rengi, renk 3 yeni. Burada parantez içine bu 3 değeri giriyoruz. Mesela buradan direkt tıklayıp şöyle de yapabilirim. Kırmızı yapacağım mesela ben bunu. Bunun kodu buymuş. Ardından mesela bunun ismini bile değiştirebiliyoruz. Nesne nokta name. İşte ne yapalım? İsmim değişti. Yapalım mesela.
Sonra bunun başka Ken Kolaydı'nı değiştirebiliriz mesela. Göstermiştim ilk bölümde. Sine Ken Kolayt. Eşittir false yapalım mesela. Bunun unshort olduğunu da değiştirebiliriz. Nesine? Unshort. True yapalım mesela. Gördüğünüz gibi bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalıştı. Kırmızı yarı saydam. Bir şeyimiz oldu. Tuğlamız oldu gördüğünüz gibi. Ve ismine bakmadık. Gördüğünüz gibi. İsmim değişti oldu. Şimdi birazcık daha şu transformla ilgilenmek istiyorum mesela ben. Mesela ben bunun nesne size vektör 3 yani. Şimdi burada nesnenin boyutu vektör 3 bu konum için kullanılıyor. Yeni. Bu kısma ise nasıl bir büyüklük isteyeyim? Mesela 5 5 5 yapacağım. Bakalım. Gördüğünüz gibi daha da büyük oldu. Şimdi ben bunun yerini de değiştirmek istiyorum. Şu anki pozisyonu buymuş. Ben bunu 0 0 almak istiyorum mesela. Nesne. Position eşittir. Vector tree. New. Bu vektör tree arkadaşlar 3 tane değer girmek için. Pozisyon 0 olsun. 0.5 0. Bakalım konumu değişecek mi? Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi mesela ben birazcık daha kafanızı karıştırmayayım. Bu size'da position'ı şimdiden anlamanıza gerek yok. Anlamadıysanız korkmayın. Çünkü birazcık daha karışık. Şuradan mesela nesnemizin ne yapalım? Nesne color eşittir. Color 3 deneyim. Ben yine mesela şöyle şunu seçtim. Kırmızı olsun. Sonra bir saniye beklesin. 3 saniye beklesin. Rengine ne yapsın? Rengini ondan sonra lacivert yapsın mesela. Tıklayalım. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi mavi oldu arkadaşlar. Böyle mesela istediğiniz bir şeyleri yapabilirsiniz. Sonra burada nesnenin başka neyle ilgilenebiliriz? Nesnenin burada kodda her şeyine değindik. Ve değişkenlerle nesnenin yerini nasıl belirtebileceğimizi gösterdim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bence bu çok ilerlediğimiz videolardan biri. Bunun sayesinde oyun içinde istediğiniz gibi parçalarınızı şekillendirebileceksiniz. Görüşürüz.